Bugün Bitcoin ve Blockchain'e meraklı herkesi çok heyecanlandıran ve bu videoda bahsedeceğim bazı kripto paralarda patlama etkisi yaratabilecek bir konuyu Bitcoin Halving'i konuşacağız. Nedir bu Halving, neden bu kadar önemli ve daha da güzeli bu olayı nasıl lehimize çevirip maksimum kazancı elde edeceğiz? Tüm bu soruların cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz. Şimdiden abone olup beğeni ve yorumlarınızı da bıraktığınızı düşünerek hızlıca videomuza başlıyorum. Bitcoin Halving konusu her ne kadar karmaşık gibi görünse de aslında oldukça basit bir kavram. Bildiğiniz üzere Bitcoin'in maksimum arzı yalnızca 21 milyonla kısıtlı ve kelime anlamı yarılanma olan halving de Bitcoin'in ödül sistemi ile ilgili bir değişiklik anlamına geliyor. Her 210 bin blokta bir gerçekleşen bu olay Bitcoin arzının artma hızının azalması anlamına geliyor ve geçmiş halvingler fiyata olumlu yansıyordu. İlk halving 2012 yılında gerçekleşti ve blok ödülü 50'den 25 bitcoin'e indi. Bu süreçte bitcoin fiyatında da tam %2000'e varan bir artış yaşandı. 2016'daki ikinci halvingde blok ödülü 12.5 bitcoin'e inerken bitcoin fiyatında da %600'ü aşan bir yükseliş gördük. Son halving ise 2020'de gerçekleşerek blok ödülü 6.25 bitcoin'e düşürdü ve pandemi şartlarına rağmen önce 64 ardından 69 bin dolarlık yeni ATH seviyelerine kadar tırmandı imkan sağladı. Şimdi gelelim asıl önemli noktaya. Bitcoin halving neden önemli? Aslında cevap çok basit. Sınırlı bir arz ve artan talep. Gelin Bitcoin halving'in arz talep dengesindeki önemini çok basit anlatayım. Elimde 10 tane muz var ve bu 10 muza talip 10 tane de maymun var. Talebi temsil eden maymun sayısında sürekli bir artış yaşanırken muzda da sürekli yeni üretim olduğunu ama belli aralıklarla bu üretimde halving yaşandığını ve artışın yavaşladığını düşünelim. Zamanla elimizdeki muz sayısı maymunların talebine göre en baştaki orandan daha düşük bir seviyede olacağı için uzun vadede zavallı maymunlar bu muzlara ulaşmak için daha zor bir durumda olacak ve muz fiyatlarının da artacağını buradan öngörebiliyoruz. İşte Bitcoin halvinginde önemi tam olarak budur. Muz dedik, maymun dedik, sıra geldi boğa'yı anlamaya. Halving etkisiyle piyasayı kasıp kavuracak boğa sezonu en çok hangi sektörlere ve kripto paralara yarayacak? Bunlara da gelin birlikte değinelim. Bu konuya girerken herkesi Telegram kanalıma ve Twitter hesabıma davet ediyorum. 2 gün önce Telegram kanalımda paylaştığım Your AI Coin'de tam 7.5x yaptık ve takipçilerimizden de çok güzel geri dönüşler aldık arkadaşlar. Anlık long short işlemlerimi ve Gate.io borsasından alım yaptığım düşük market cap'li coin'leri Telegram'dan takip edebilirsiniz. Herkesi mutlaka bekliyorum. Şimdi gelelim asıl konumuza. Arkadaşlar ben öncelikle sepetimi güçlendirmek ve düşüş de sağlamlaştırmak adına farklı neratiflerden yani farklı sektörlerden coinler seçip güzel bir sepet yapmaya özen gösteriyorum ve bu sayede bitcoin 73.000'e çıkarken en çok kazandıran coinlere yatırım yaptığımıza zaten şahit olmuşsunuzdur. Örneğin meme Coin hype'ından çok güzel kazanç sağladık çünkü aylar önce otomatik yatırımla Pepe ve Floki gibi memecoinlere çok düşük fiyatlardan zaten girmiştik. Ardından yapay zeka trendi başladı ve elimizdeki FET, RENDER, AGIX hatta NEAR gibi major coinlerde bile en az 5x'lik çok güzel kazançlar sağladık. Durum böyleyken tekrar bir sepet yapacak olsam ya da düşük fiyatlardan ekleme yapacak olsam en çok ağırlığı yapay zeka ve mim coinlere verir. Ardından da depin ve RWA projelerine odaklanırım. Sonrasında da majör coinler arasından da katman 1 ve katman 2 coinlerine de güzel bir bütçe ayırırdım. Peki hocam sektörlere söylüyorsun da hey, coin versen de güzel olur diyenleri de elbette duyuyorum arkadaşlar. Merak etmeyin doğrudan bunlara özel videolarda zaten Zaten gelecek mutlaka abone olun bildirimleri açın ve daha da önemlisi Telegram ve Twitter'da mutlaka takip edin. Çünkü oradan yazılı paylaşımlarla daha hızlı bilgilendirmeler yapıyorum. Bu videomuzu da bu şekilde sonlandırabiliriz arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini mutlaka okuyacağım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.